antik çağların zamanına kalma İskender'in babası Filip'in heykeli. Arkamda da hemen diğer tarafta da kilise ve Üsküp Kalesi işte tam burada. Bakın şehrin merkezinde. Şurası boydan boya Üsküp Kalesi. Gördüğünüz gibi her şey Üsküp'te yürüme mesafesinde. Ancak ulaşım olarak burada otobüslerle sağlanıyor. Kesinlikle metro, tramvay gibi raylı sistem yok. Ve yine döndüğümde etrafımda arka tarafıma kalıyor Osmanlı Çarşısı'nın girişi. Devamında da dediğim gibi arkamda Üsküp Kalesi ve Mustafa Paşa Camisi de yine bu tarafta. Heykellerin başkenti, heykellerin şehri Üsküp. Büyük İskender heykeli tam arkamda arkadaşlar. Altında da su gösterisi var. Makedonya Üsküp'ün en merkezi yeri. Şurada da hemen Zafer Takı var. Evet gördük. Burası. Tıpkı Paris'teki meşhur asker anıtına benziyor. Tarihi Taş Köprü. Karşıda sağ tarafta Büyük İskender'in babası 2. Filip. Hemen arkamda da atının üzerinde en solda elinde kılıcı olan Büyük İskender. Ha, bunu bilmiyorum. Makedon bayrağı, Vardar Nehri ve Vardar Nehri üzerinde bulunan taş köprü. Osmanlı eseri bu taş köprü. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in emriyle 18. yüzyılda yapılmış. 6 metre köprünün genişliği var. Araç trafiğine kapalı. Bir uçtan bir uca da 220 metre uzunluğu var. Köprü 12 tane şu anda 1, 2, 3, 4, 4'ünün altından su akıyor. Diğerlerinin üzerinden su akmıyor. Şehrin içerisinde kalıyor. 12 ayak üzerine inşa edilmiş. Su baskınlarına karşı zamanın mimarları bu şekilde çalışmıştı. Ancak daha sonra nehir biraz daraltılmış. 12 ayağın diğerleri kapanmış. Fatih Sultan Mehmet'ten günümüze kadar gelmiş ve halen de yaya olarak kullanılan araç trafiğine kapalı bir köprüdür. Vardar Nehri'nin içerisinde balık tutulmakta. Bunu sembolize etmek amacıyla da gördüğünüz gibi suya atlayan iki tane kişiyi resmetmişler. Bir tanesi şu anda ayaklarından tamamen suya kadar girmiş. Diğeri ise bir kadın figürü suya atlamak üzere hazır bekliyor. Vardar Nehri. Heykellerin başkenti. Orada da Karayip korsanlarının gemisi. Yani Karayip korsanlarının gemisini figür edilmiş bir deniz su üzerinde olan bir gemi. İçerisi restoran. Meşhur taş köprünün üzerine doğru yürüyoruz da. Arkasında da Vardar Nehri. Altında heykeller. Aman Allah'ım ne kadar çok heykel var ya. Söyledikleri gibi nüfusun %65'i Makedon, %25'i Arnavut, %4'ü ve Türkler ve heykeller. Bakın şu köprünün üstünü görüyor musunuz? Komple olduğu gibi heykel. İkinci Filip oğluyla, kim ile oğlu? Hemen şurada. Karşıda Büyük İskender'le selamlaşıyorlar karşılıklı olarak. Vardar Nehri'nin her iki yakasında da birbirlerini selamlıyorlar.
Korkuyorsun. Bu heykel İskender Büyük'e benzemiyor. Yine bir yetkinlik var meydanda galiba. Bak, evet. Şurada bak. Nehir üzerindeki gemi. İçerisi restoran ve alkol içecek. Gemi var. Bu gemi bir benzeri biraz ileride var. Orası halka açık. Yeme, içme, ondan sonra her türlü alkollü biranın satışının yapıldığı yer. Bu zannedersem daha önceden kullanılıyordu fakat çeşitli nedenlerden dolayı, şöyle diyelim, çeşitli nedenlerden dolayı kullanılması hale gelince yenisini tekrardan biraz daha ileride, şurada az ileride taş köprünün hemen arkasına yapmışlar. Giriş yasak. Ama gayet güzel turistik amaçlı. Olduğu gibi de duruyor yani. Herhangi bir şey yapmamışlar. Sökme, takma, yıkma, bunun gibi. Herhangi bir konu yok üzerinde. Gayet güzel. Otantik bir şekilde duruyor. Evet, içinin restoran olduğunu şu aradan doğru da görebiliyorum. Bu gemi değil. Çelik üzerine yapılmış, bakın görüyorsunuz, çelik üzerine yapılmış, hemen şu derimin hizasında. Tahtadan bir gemi. Ama gayet. Şimdi sabahleyin Üsküp'teki bu Osmanlı çarşısına girdik ancak gördüğünüz gibi şu anda kimseler yok diyeceğim size. Tatil bir odadı. Ekspres 50 oydu. Tabii burada nerelere yollar var? Amsterdam, Zürich, Roma, İtalya, her yere. Camiler ayakta. Ancak ezan okunup okunmadığını bilmiyorum. Şu anda denk gelmedik. Dışarıya ses var mı yok mu bilmiyorum. Bu çarşının yarısı Türk, yarısı da Hristiyanlara ait. Çarşının çıkışında akşama doğru benim fotoğrafım. Ne var biliyor musunuz? Bit pazarı var hemen karşımızda. Bak bu tak Zafer Takı'nın arkasına gidince hemen börekçi burada bak. Soldan dümdüz. Arkadaşlar, anlatmakla olmaz. Harika yer Üsküp yani, harika bir yer. Gelip yaşanabilecek olduğunu, maddi yönden durumunuzu bilemem ama çalışma otakımı bakımından gayet güzel. Patırtı yok, kütürtü yok. Harika bir yer. Ben beğendim. Çarşının büyüklüğünü görüyorsunuz, bu şekilde devam ediyor. Bit pazarı. Üsküp Osmanlı Çarşısı veya Türk Çarşısı'nın önündeyim. Gördüğünüz gibi Suluhan, Kapanhan. Hemen de cami. Camide ezan okulup okulmadığını bilmiyorum. Şu an duymadım çünkü. Saat farkı olduğu için bilemiyorum. Çarşı bu şekilde başlıyor. Saat 12. Umarım döviz bürosu. Bakın Türk lirası da burada var. Döviz bürosu. Çekimleri. Makedonya bayrağı. Dur bakayım. Merhaba. İşlem yaptın mı? YouTube kanalı. Hoş gelmişsiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Yapıyoruz. Hem işlem hem konuşma yapıyoruz. Birlikteyiz. Çok güzel. Şu Türk sağda. Evet. Siz görmüştüm onu. Ya zaten biz de gördük o. 100-200 damar. Çok. Aleyküm selam. Çok Türkler soruyorlar niye sağ çalışmıyor diyorum. Bir dakika. Üsküp'le ilgili hediyeli eşyalar her yerde arkadaşlar. Gayet güzel magnetler.
İkinci Filip'in, yani şöyle anlatayım size. Makadın Bayı'dan ortasındaki sarı yuvarlak güneşi temsil ediyor. Etrafındaki altı çizgide o zamanın şartlarına göre Makedonya'dan dünyaya ayrılan altı tane ışığı sembolize ediyor. Ve günümüzde de halen aynı şekilde kullanılmaktadır. Bunlardan Makedon bayrakları, Makedonya paraları. İkinci Filip, Spartaküs anıtları. Spartaküs yok burada. Ya nedir o? Bu kim? Apollo diye biliyorum. Bu Spartaküs. İskender olabilir. İskender değil o. Spartaküs. Old Pazar. Dondurmacı, Maraş dondurması satıyor fakat. Evet, Maraş dondurma. İkinci Filip heykeli, Büyük İskender'in babası, Makedonya Üsküp. Hemen karşısında, arkasında da Osmanlı Çarşısı'nın girişi ve üniversite meydan var burada. Yani size şöyle gösterirsem, Üsküp her tarafı ve her tarafı heykellerle dolu, heykellerin şehri, başkenti diyebiliriz. Burada da canlı müzik yapan arkadaşlar var. Bakın hemen karşısında da şurada Üsküp Kalesi. Çok uzak bir yer değil, Üsküp Kalesi. Vardan Nehri'nin kenarıya devam ediyor ve kilise. Mustafa Paşa Camisi var. Bu da taş köprü ve opera binası. Güzel, güneşli, sıcak bir hava var. Söylediklerine göre Avrupa Birliği girmek için müracaat yaptıktan sonra Üsküp kültür alanında hamle yapmak için şehrin her tarafına heykellerle donatmıştır. Ah, müzik geliyor, telif yemeyelim arkadaşlar. Demiştik, biraz önce bu kuyumcuda abimizle görüştük. Camide yaklaşık 40 sene çalıştığını ve caminin minaresinde Sovyetlerin, daha doğrusu komünizm zamanında, Yugoslavya zamanında bu caminin minaresinde sesli olarak ezan okunduğunu, ancak herhangi bir dinlerini yaşamaları konusunda baskı görmediğini, şimdi de ezanın minareden devam ettiğini okunduğunu söylüyorum. Magnetlere bakalım. Magnetler de bu şekilde. Çarşı bu dediğim gibi devam ediyor ileriye doğru. İleriden tekrar arka sokaktan doğru devam ediyor. Ve arkada da ayrıca Üsküp Kalesi var. Bu şekilde Üsküp Kalesi'ni de Osmanlı'nın izleri, yine arkada cami var. Osmanlı'nın izleri burada her yerde. Türk'ün her yerde basmış olduğu ayak izleri her yerde vardır. Hava da güzel, güneşli. Nisan'ın 8'i veya 7'si bilemiyorum artık şimdi tam olarak tarihi. Güzel. Üsküp haritası. Arkadaşlar bu şekilde gezmeye devam ediyoruz. Selamünaleyküm dayım. Şöyle bir bakayım üstadım. Osmanlı eserleriyle ilgili. Makedonya, Üsküp, Üsküp Çarşısı'nda. Çok güzel işler var ya. Beğendiğin bir şey var mı Tayfun? Çok güzel malzemeler var ya. Bak bu bayrak ne biliyor musun, bayrağın anlamı? Mitolojik zamandan, antik çağdan Büyük İskender'in babası Güneş'i temsil etmek amacıyla bayrağı ilk o zamandan başlatmış. Etrafındaki 8, 3, 6, 8 sarı çizgide güneşin etrafına yaymış olduğu ışık enerji. Şunlardan alacağım ama. Hangi? İskender şey mi? İskender heykeli. Spartaküs. Güzel. Abi bir şey. Makedonya. Evet. Alınabilir. Dönüştü abi.
Elimde taşıyamam şu anda. O zaman şimdi şey sormak. Karşı kupalara bakayım. Devam et gidiyor istersen. Doğulda, zurnalı. Euro olarak ne yapıyor? Bin dinar euro olarak ne yapıyor üstadım? Kaç? 7 euro. Çeli alırsın. Tabi tabak gibi bir şey gibi. Neler var? Bursa Spor var. Inter var. Bardaklar var. Çıkalım. Tamam. Peki iyi çalışmalar üstadım. Buradaki İslam'ın birçoğu dil biliyor. Yani Türkçe, Arnavutça, Makedonca. İngilizce bilenler zayıf ancak burada dil konusunda herhangi bir zorluk çekmiyorsunuz. Çarşı bu şekilde ara ara gezelim bakalım neler var neler yok. Ben de sizinle birlikte ilk defa geziyorum. Osmanlı'nın ayak izlerini Üsküp'te ağır ağır araştırıyoruz. Bizler de gezerek, görerek buraları öğrenmeye çalışıyoruz. Nisan'ın kaçı bugün ayın? 8 mi? 8 olmalı. 8 ya da 9 Nisan. Karşı tepelerde kar var ancak uzak 14 derece sıcaklık var. Çorba kebap. Bu han. Hanın sağı solu iki tarafı da cadde ve alışveriş merkezi. Çorba kebap. Ne vardı burada? Börek. Han kapalı mı? Yok, kapalı da değil de. Kapalı. Peki. Hediyelik dükkanlarının bir tanesinin girişindeyim. Üsküp'teki. Bu şekilde tesbihler, hediyelik eşyalar. Boks eldivenleri. İçeriye doğru gidip bir bakayım şöyle bir. Arkadaşlar Üsküp. Osmanlı Çarşısı'nın olduğu yerleri geziyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi plakamız SYK Üsküp. Evet. SYK yine Üsküp. Makedonya Üsküp'teyiz. Bulunduğumuz yerde söylediğim gibi bit pazarı. Yani bizim şöyle diyeyim, Tuzla'daki pazar gibi. Her şey var burada, baksana. Bak bak, bu bayrağı falan asmışlar. Peki, onun bir fotoğrafı. Çek. Burada da Türk bayrağımız var. Aynen. Ve ara sokaklara gidiyoruz. Böyle kaybola kaybola gezeceğiz. Saatler, saatler. Tamam mı? Ondan sonra her şey. İncik, boncuk, elektronik eşyalar, ayakkabılar, giyim kuşam eşyaları, kırdavatçılar. Evet. Bakıyoruz, geziyoruz. Çıkıyorsun, tamam.